Basın mensubu arkadaşlarım, Sayın Memur Başkan Vekili arkadaşlarım, biz İstanbul'da AK Parti grubunu temsil ederiz. Ama aynı zamanda İstanbul'a değil Türkiye'nin 11 Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yönetilen 11 Büyükşehir'in AK Parti Grup Başkan Vekilleri olarak her ay bir Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları içerisinde basın toplantısıyla kamuoyuna hakikatleri anlatmaya çalışıyoruz. İlkini Ankara'da başladığımız, ikincisini İzmir'de, üçüncüsünü Tekirdağ'da yaptığımız bu toplantıda bugün Süleymanpaşa Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekiliyiz. Bu basın açıklamasını yapacaklar. Bunları yaparken biz özellikle Türkiye'de 2019 yerel seçimlerinden sonra Türkiye'de siyaset algı ve manipülasyonlar üzerinde kurgulanmaya ve gerçekten ürettikleri hizmetlerle ilgili toplumun karşısına çıkma cesareti ve becerisi olmayanları sadece algı ve manipülasyonlarla, yalan ve iftiralarla bir siyaset tarzı geliştirdiğini görüyoruz. Bu siyaset tarzının ortadan kaldırılması elbette hepimizin temennisi olmakla beraber, yani çok güzel bir ifade vardır. Yalanı su, ateşi su söndürür, yalanı hakikat söndürür. Bu çerçevede bizler de AK Parti'nin 11 Büyükşehir'deki grup başkan vekili olarak ortaya çıkartılan algı, yalan ve iftiralara karşı özellikle hakikatleri ifade etmek ve gerçekten aslında bu 11 Büyükşehir'de yaşananları halkımızla paylaşmak istiyoruz. Bugün inşallah Tekirdağ'dayız ve 11 Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili'yle beraber Süleymanpaşa Belediye Başkanımızın misafiriyiz, Grup Başkan Vekilimizin misafiriyiz. Ben sözü şimdi Grup Başkan Vekilimize vereceğim ama diğer Grup Başkan Vekillerimize de hoş geldiniz diyorum. Sizler de hoş geldiniz diyorum. Söz başkanımıza. Şöyle başıma döneceğinizi bir kendine isterseniz sorusun mu? Çok iyi olur. Evet, şöyle sağ başkan. Değerli arkadaşım, Süleymanpaşa'da olmakla büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben Eskişehir AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan. Ben Muğla Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hürol Önder. Merhabalar, iyi günler cümleten. Antalya'dan Büyükşehir Grup Başkan Vekili Ali Çetin, hoş geldiniz hepiniz. Bekir Altan, Hatay Payas Belediye Başkanı, sizlere saygıyla selam. Selamünaleyküm. Ozan Gülaştı, Adana Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili. Bugün burada olmaktan Tekirdağ Süleymanpaşalıları kıymetli hemşehrilerimizi görmekten de çok memnunuz. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli başkanlarım, kıymetli basın mensupları hepinize iyi haftalar diliyorum. Bugün benim de burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili, AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Zal. Hepinizi saygıyla selamlıyorum tekrar. Mustafa Ağrı, Aydın AK Parti Grup Başkan Vekiliyim. Hepinize teşekkürünüzden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza da ev sahipleri için teşekkürler diliyorum. Sağ olun. Mersin AK Parti Grup Başkan Vekili İsmail Yardımcı'ya hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ankara Grup Başkan Vekili Sayın Murat Köse ve vekaleten katılıyorum. Osman Ataş ismi. Ankara'dan selamını getirdim. Tekirdağ'a. Başkanımıza saygıyla selam veriyorum. Kamuoyuna açıklamamızdır. Bin yıllık şanlı tarihi ve devlet tecrübesiyle Asya ile Avrupa'nın merkezinde birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, medeniyetler beşiği ve kültür hazinesi Anadolu topraklarında İpek yoluyla ticarette, bereketli topraklarıyla tarım ve hayvancılıkta, zengin yeraltı kaynaklarıyla madencilikte, gök mavisi denizleriyle turizmde, ahilik kültürüyle yetişmiş terazisi doğru tartan esnafıyla sanayide, varlığını, gücünü ve yükselişini günden güne artıran ve sağlam iradesiyle tüm dünya siyasetinin merkezinde yer almaya başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin AK Partili 11 Büyükşehir Grup Başkan Vekili olarak bugün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma gayesi doğrultusunda, genelde milli savunmada, kalkınmada, enerjide ve ekonomide, yerelde ise Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
Gönül Belediyeciliği vizyonuyla 81 vilayetimizde 84 milyon vatandaşımıza hak ettiği hizmeti vermek ve verilmesini istemek amacıyla bir aradayız. Yaklaşık 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Cumhuriyet Halk Partisi günümüzde malum olduğu üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sine dönüşmüştür. Atatürk'ün vizyon ve hedefleriyle yakından veya uzaktan benzerliğinin dahi kalmadığı günümüz CHP'sinde Kılıçdaroğlu'nun gayri milli duruşu ve halkımıza söylediği yalanlarla üst akıl bilimine ilerleyen bir siyasi yapı haline gelen partinin deyim yerinde ise şirazesi kaymıştır. Temel prensibi iş yerine bahane üretmek olan Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin 11 Büyükşehir Belediye Başkanı son seçimlerin ardından 4. görev yılına girdiğimiz bu süreçte ne yazık ki hala yayınladıkları aciziyet deklarasyonlarıyla bahane üretmeye devam etmektedir. Yaptıkları tüm açıklamalarda hükümet bize kaynak göndermiyor diyerek halkımızı kandırmaya çalışan ve mağdur edebiyatı yapan CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yalanlarını bugün ev sahipliğini yaptığımız toplantıda mavi gözlüken Tekirdağ'ın CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılan devlet ödeneğinden bir örnek vererek kanıtlamak ve gerçekleri halkımızla paylaşmak istiyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 2021 yılı gelir bütçesinde merkezi bütçeden 770 milyon TL geleceğini öngörmüşken AK Parti hükümetimiz CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne 2021 yılı için merkezi bütçeden 1 milyar 132 milyon 553 bin TL göndermiştir. Öyle bir CHP'li belediye düşünün ki beklentisinin %147'sini AK Parti hükümete yönelik AK Parti hükümet para göndermiyor, engelleniyoruz. Bu nedenle yatırım yapamıyoruz yalanlarıyla iş bilmezliklerini bahane olarak hükümeti suslasın ve bunca yalana karşın bu belediyenin 2019, 2020, 2021 yıllarında gerçekleşen gelir bütçesi toplamının %91'ini yine AK Parti hükümeti karşılıyor olsun. Buradan da anlaşılacağı gibi Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin Büyükşehir Belediye Başkanları da yalan yanlış beyanatlarla genel başkanlarının izinden gitmektedir. AK Parti hükümetine her fırsatta hükümet AK Partili belediyelere pozitif ayrımcılık yapıyor. CHP'li belediyelere kaynak aktarmıyor, yatırım yapmıyor beyanatlarıyla iftira atan CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendi yatırımlarındaki adaletsizliklerine bir örneği yine güzel Tekirdağ'ımızdan vererek kamuoyunun takdirlerine sunmak istiyoruz. 11 ilçesi bulunan Tekirdağ ilimizde nüfusun 136'sı Cumhur İttifakı'nın AK Partili belediye başkanları tarafından yönetilmektedir. Buna göre Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım programında oran %36'dan az olmaması gerekirken CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ait olan 3 yıllık yatırım programında AK Partili belediyelerin bulunduğu ilçelere ayrılan yatırım payı %10 düzeylerinde kalmıştır. Beklentilerin çok üzerinde bir ödenek kaynak sağlayan AK Parti hükümetinin paylaşım adaletini yalanlarla örtbas etmeye çalışan CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi adaletsiz tutumuyla Tekirdağ'da yaşayan hemşehrilerimize adeta zulmetmektedir. Tekirdağlı vatandaşlarımızın en büyük şikayetlerinin başında Türkiye'nin en pahalı suyunu kullanmaları ve batma noktasına gelmiş Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin iş bilmezlikleri üzerinden yaşanan sorunlar gelmektedir. Yüz binlerce vatandaşımızın isyanına TESKİ'nin sözde 1,5 milyar TL'lik yatırım yaptığını ve 1,5 milyar TL borçlandığını söyleyerek karşılık veren CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı'na yine çok kıymetli hemşehrilerimiz o halde 9 yıl boyunca 1 milyon 100 bin kişiden tahsil ettiğiniz su paraları nerede diye sormaktadır. Vatandaşlarımızın sorularına kulak tıkayan, basınla arasına mesafe koyan, eleştirilere küsen, halkın hesabını sorduğu meseleleri karşısında sessiz kalan Kılıçdaroğlu CHP'sinin Tekirdağ'daki temsilcisi, hizmet yerine ürettiği bahanelerle çözüm bekleyen tüm sorunları adeta kangrene dönüştürmüştür.
Tekirdağ'ın CHP Başkanı seçim kampanyası boyunca 11 ilçe için 250 büyük proje ilanıyla deniz otobüsleri, hafif aile ulaşım ağı, kentsel dönüşüm, her ilçeye toplu konutlar, yeni evlenenlere faizsiz kredi, huzur evi, halk ekmek fabrikaları, elektrik üretimini sağlayacak RES ve GES santrallerinin kurulması gibi bu projelerin neredeyse hiçbirini hayata geçirememiştir. Meydanlarda hak, hukuk, adalet naraları atarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetmeye talip olan Altılı Masa'nın sözde lideri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha birkaç gün önce güzel şehrimiz Tekirdağ'da kendi belediye başkanının emekçilerin haklarını nasıl gasp ettiğine gözleriyle şahit olmuştur. Ancak gözleriyle görmesine rağmen emekçilerin yüzüne dahi bakmamış ve çalışanlarımızın sesine kulak vermemiştir. CHP tarafından yönetilen 11 Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili olarak bugün burada iki önemli çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu çağrılarımızdan biri CHP Genel Başkanı'nadır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, partiniz tarafından yönetilen 11 büyükşehirimiz hizmetsizlik ve belediyesizlik yüzünden hızla çökmektedir. Belediye başkanlarınıza daha önce yaptığınız işinize bakın çağrısı karşılık bulmamıştır. Belediye başkanlarımız kentlerine değil kendilerine bakmaktadır. Ve her ay hazırladıkları aciziyet deklarasyonları ile bu becerisizliklerini örtmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken de algı ve yalana başvurmaktadırlar. Maalesef belediye başkanlarınızın bu yalanına siz de ortak olmaktasınız. Şimdi sizi milletimizin huzurunda belediyelerimiz engelleniyor, kaynakları kesiliyor ifadelerinizi ispat etmeye davet ediyoruz. Bunu ispat edemezseniz sizi milletimizin huzurunda müfteri ilan ediyoruz. Bir çağrımız da aziz milletimizdedir. Her mecrada ülkeyi belediyeleri yönettiğimiz gibi yöneteceğiz diyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği belediyeler ortadadır. Bu belediyeler 4. yılına girdikleri hizmet süreleri boyunca şehrimize hiçbir katkı sunmadıkları gibi şehirlerimizi geriye götürmektedirler. CHP'nin ve onun genel başkanının her seferinde arkasına saklandığı yalanlara itibar etmeyiniz. Milletimiz şunu çok iyi bilmelidir ki, AK Parti 20 yıldır milletimizle yan yana ve omuz omuza yürümüştür. Bu kutlu yürüyüşü milletimizin beklentilerini dikkate alarak devam ettirmekteyiz. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin başkanlığı tarafından yönetilen 11 Büyükşehir Belediyesi'nin AK Partili Grup Başkan Vekilleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şehirlerimizin ve hemşehrilerimizin hak ve hukukunu korumaya devam edecek, milletimizi Kemal Kılıçdaroğlu CHP'sinin algı yalan ve belirsizliğine mahkum etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Milletimiz müşteri olsun. Saygılarımız var. Allah razı olsun. Ortak kamuoyu açıklamamızı yasal sizlerle paylaşacağız. Sorularınız varsa sorularınızı alabiliriz. Beş tanemizde soruyla da isterseniz sınırlayalım. Sorularınız varsa hem başkan vekillerimize hem bana hem grubumuzu temsil eden de kıymetli başkanımıza sorabilirsiniz. Yok mu? İmdat Şahin Avrupa Yakası Gazetesi Çorlu'dan. Büyükşehir belediyelerinin özellikle bu asfalttan diğer unsurlara kadar fiyatların çok arttığından dert yanıyorlar ve hizmetlerin geciktiğini söylüyorlar. AK Parti belediyelerinde bu durum nedir? Onu biraz değerlendirebilir miyiz? Şimdi öncelikle şunu söylemem istersin. Tabii sorulara genelde biz gittiğimiz illerde Grup Başkan Vekilimizin cevap vermesini istiyoruz. Ben sadece şu mukayeseyi yapmak istedim. Dünyada yaşanan bir küresel ekonomik sıkıntı var. Bu küresel ekonomik sıkıntıdan dolayı doğal olarak Türkiye'de de belli şekilde belli ekonomide dalgalanmalar var. Sadece şunu söylemek isterim. 2020 Haziran'daki belediyelerin merkezi bütçeden aldıkları payla
bugün merkezi bütçeden aldıkları pay arasındaki fark %600. Türkiye'de hiçbir ürüne %600 zam gelmiyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hep sığınmak istedikleri şey fiyatlar arttı, biz de fiyatları artırıyoruz, paramız yok, yapamıyoruz. Bu tamamıyla bir beceriksizliğin ilanıdır, bir aziyet deklarasyonudur. Büyükşehir'in gelirlerine bakın, 2020'den bugüne artan gelir miktarları 106 milyar yaklaşık olarak. Peki arkadaşlar, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Tekrardan her birinize hayırlı haftalar diliyorum. Deklarasyon metinlerini de arkadaşlarımız şimdi size takip edecekler. Biz de Sayın Başkanımıza misafirliği için teşekkür ediyoruz. Teşriflerinden dolayı size teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam ediyoruz. Süleyman Paşa'yı gezdirdiniz mi başkanım? Efendim? Süleyman Paşa'yı gezdirdiniz mi başkanım? Zaten gezdik. Gezdiniz. Evet.